Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, hepinize Kanal 7 ekranlarından, Muhabbet Kapısı'ndan hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. İnsanlar ve insanlar dışı varlıklar. Kainatta yalnız değiliz. Aslında sahipsiz de değiliz. Mutlaka bizi besleyen, büyüten, yaratan Rabbimizin bizim her zaman üzerimizdeki tesirini, kudretini, kuvvetini her an görüyoruz. Ama bizim dışımızda da büyüyen, çoğalan, beslenen, yaşayan, ölen varlıklar var. Yani bu hayvanlar alemini görüyoruz. Bitkiler alemini görüyoruz. Efendim gökyüzünü görüyoruz. Peki göremediklerimiz var mı? Evet var. Gözümüz her şeyi görmüyor. Kulağımız her sesi duymuyor. Kulağında bir sesler açısından frekans aralığı var. Onların ötesini duyamıyor. Büyük patlamaları duymuyoruz mesela. Karıncanın ayak sesini duymuyoruz. Biz duymuyoruz ama başkaları duyuyor. Karanlıkta göremiyoruz ya da perdenin arkasını görmüyoruz. Çok küçük varlıkları görmüyoruz. Elimizde bir sürü mikroplar var, bakteriler var. Göremiyoruz. Göremediğimiz varlıklar var. Kur'an-ı Kerim'de bütün bunları inşallah cinler alemiyle birlikte bugün sizlere arz etmeye çalışacağım. Rabbim sözlerimizi tesirli eylesin, feyizli, bereketli, güzel bir gün diliyorum. Hepinize sağlık, afiyetler diliyorum efendim. Önce WhatsApp'larla başlayalım. Sonra telefonlarımız var. Bugün birbirinden önemli konularımız var. Anlayacağınız şekilde, hani eğmeden, bükmeden ama kırmadan, dökmeden inşallah sizlere bu konuyu arz etmeye çalışacağım. Ben Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ahmet Babacan, bir sorum olacaktı. Giyotinle kurban kesilmemesinin sebebi nedir? Daha temiz, daha güvenli, daha hızlı ve daha acısız bir yöntem. Bu neden kullanılmıyor? Sormak istedim. Teşekkür ederim şimdiden. Giyotin dediği şey, ya, şimdi biz kurban keserken bıçakla kesiyoruz. Bıçakla kestiğiniz, elinize bıçak alarak da bazen kesiyor. Mesela tavuklar neyle kesiliyor? Ele bıçak alınmıyor. Topluca kesiliyor. Topluca kesilirken bir makinada sürekli geçiyorlar yüzlerce, binlerce tavuk. Onlar jilet gibi bıçaklarla aynı anda kesiliyorlar. Ve bir tane besmele çekmek hepsine yetiyor. Hayvanları Avrupa'da kurşunluyorlar. Efendim, burada esas olan hayvanın murdar olmaması, bir, yani helal kesim. İki, Allah adına kesilmiş olması, besmele ile kesilmesi ve İslami usullere göre de kanının aktıktan sonra, kanı bitinceye kadar devam etmesi kanının ve üç damarının kesilmesi. Nefes borusu, yemek borusu, şah damarı. Bunlardan emin olmak için biz kurbanı bıçakla kesiyoruz veya işte makine, otomatik makinalarla kesiyoruz. Hayvan ölmeden kesilmiş olacak. Ölen bir hayvanı kesmek olmaz. O ne olur? Murdar olur. Murdar ne demek? Murdarın zıttı da mısmıldır. Murdar demek, mesela bir uçurumdan aşağı düşmüş, ölmüş, gitmişin, hayvan ölmüş. Sen onu kessen de yenmez artık. Ona murdar denir. Veya balık tersine dönmüş, karnı patlamış, çürümüş, o murdardır, o yenmez. Bu anlamda bizim usulümüz en güzel usuldür. Kurban kesilmesinin sebebi de onun etinin helal olması ve etinin bozulmaması, sağlıklı olması. Diğer bir soru. Hocam hayırlı günler diliyorum. Şimdi ben bir aydır rahatsızım. Vücuduma çok fazla şey yapamıyorum, kullanamıyorum. Çok fazla konuşamıyorum uzun bir süre. Ben namazımı kılarken dualar arasında beklesem olur mu? Bu şekilde kılsam namazlarım kabul olur mu? Allah razı olsun hocam. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Namazda, Allah şifa versin kardeşimize, namazda okuma aralığı ne kadardır? Mesela Fatiha'sız namaz olmaz. Bütün mezhepler Fatiha ile namaz kılarız. Fatiha'yı okuması gereken farz sayanlar İmamın arkasında da Fatiha'yı okurlar. Hanefi mezhebi imama uyduğu zaman, imam namaz kılırken Fatiha'yı imam okur, cemaat dinler. İşte o imam
Arkasında şafiler vesaire varken Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'ye geçmeden önce bir müddet bekler. Özellikle şafiler beklerler. Niye beklerler? Herkes Fatiha'yı kendisi de okusun diye. O boşluk bırakılır. Bu okuma için bırakılan boşluklar namaza zarar vermez. Birincisi bu. İkincisi, bir ayet ile diğer ayet arasında veya bir sure ile diğer sure arasında 3 ayet ve fazlası kadar beklemişsek namaza zarar verir. Mesela şöyle diyelim. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu kadar bekledik. Bu ne oldu? Farzı geciktirdim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Böyle okuyorsak bundan dolayı sehiv secdesi gerekir. Ama şöyle okuduk. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril meğdubi aleyhim veleddallin. Amin. Şimdi böyle okumak, aralık verdik mi? Birer nefes verdik. Bunlar namaza zarar vermez. Burada ölçüyü kendinize göre düzenleyeceksiniz. Yani çok uzun ara verdiğiniz zaman devam ederseniz sehiv secdesi gerek. Devam etmezseniz, öyle kalırsa zaten o zaman farzı yeniden kılmanız lazım. Çünkü kıraat farzdır. Farzı tamamlamak gerekiyor. Telefonumuz varmış. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı pazarlar. Alo. Alo. Kadriye Hanım, televizyonun sesini sonuna kadar kısalım. Telefondan konuşalım. Buyurun. Ben Kadriye Bahtiyar. Evet. Kadriye Hanım, seninle İzmir'e iki kere geldin, görüşemedik. Evet. Ben aradım. Birinde adres bir gün önce beni beklemişsin. Birinde de sen yoktun orada. Evet. Peki, telefondan görüşüyoruz. Buna şükür. Nasip olmadı, ne yapalım? Evet, buyurun Kadriye Hanım. Nasılsın? Önce başın sağ olsun. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Anacığını yolladın, cennet mekanı olsun. İnşallah. Tüm ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. Anneciğim de gitti işte. Nereye gitti? Rahmeti Rahman'a kavuştu. Dünya hayatı bu kadarmış onun. Tamamladı. Biz de oraya gideceğiz ama inanamıyoruz. Ya öyle. Peygamberimiz kabirleri ziyaret ederken ne diyor? Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Biz de inşallah. Evet. Bir hocamız diyor ki, yaşın kaç diyenlere, 33'e doğru yürüyorum diyor. 33'e gidiyorum diyor. 33'e gidiyorum ne demek? Cennette 33 ya yaş. Benim 80 oldu ya. Sen de 33'e doğru gidiyorsun. Evet. İnşallah Allah hayırsını versin. Buyurun. Hocam benim çok böyle unutkanlığım var. Ben yatsı namazımı bayağı bir zamandan beri kılamıyorum, bıraktım. Yatsı namazını niye kılamıyorsun? Çok unutkanım, duaları bilemiyorum. Unutuyorum. Fatiha'yı bilirsin. Evet. Kevser suresini bilirsin. Onu, bir iki tane biliyorum da. Neyi biliyorsun? İnne ataynakel kevser. Evet. Fesallili rabbike venhar inne şanike hülepter. İşte bir tane biliyorum da. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad. Elhamı biliyorum canım. Bunlarla namaz olur. İnne ataynaları biliyorum. Etteyyatü'yü biliyor musun? Etteyyatü'yü bilemiyorum. Namazda oturunca ne okuyorsun? Rabbena mı okuyorsun? Ettehiyatı mı okuyorsun? Şimdi sana söyleyemeyeceğim çünkü kafam hiç bunları böyle ezberden almıyor. Sen oturduğun yerde de ettehiyatı okuyabilirsen oku. Okuyamazsan Rabbena, Rabbena firli onları oku.
Ama namazın sonunda bir sehiv secdesi yap. Oldu mu Kadriye Halina? Bakalım yapabileceğim, yapabileceğim de yapamıyorum. Ben yaparsın, umarım. Yaparsın. Hiç kendini yorma, zorlama. Sehiv secdesini biliyor musun? Aa. Namazdan sonra şöyle, selam verdikten sonra da olur. Selamdan önce de, ettehiyatı bitirince de olur. Selamdan sonra iki defa secde yap. Ettehiyatı biliyorum canım. Heh, tamam bak şimdi hatırladın. O zaman bu hataların için namazdan sonra iki defa secde yap. Olur mu? Oh, İnşallah. Bilemiyorum. Allah, bilemiyorum. Allah, o durumda ağlıyorum işte. Melekler tamamlar. Melekler tamamlar inşallah. Bir de benim bir tane kızım var. Evet. Bu da Antalya'da ayrı yaşıyor. Tamam. Ayrıldı eşinden. Evet. Eşinden ayrıldığı zaman çocuk iki oğlu vardı. Hı hı. Biz Bulgaristan göçmeniyiz biliyorsun. Evet. Buraya geldik, bizi rahmetli Özal getirdi ya. Evet. 6 ayına eşi evlendi. Çocukların biri 2 yaşında, biri 5 yaşında. Çocukları sokaklara bıraktı, benim kızım çalıştı. Şimdi biri 38 yaşında, biri 40 yaşında, evlenemiyor bunlar. Senden dua istiyorum ben. Torunlar mı evlenecek? Evet. İnşallah. Oğlan mı kız mı? İkisi de oğlan. Babaları bunlara bir çiz ayakkabı almadı. Peki şimdi ne iş yapıyorlar? Biri turist taşıyor annesi onlara. Hepsine, ikisine de araba aldı, ev aldı. Tamam. Güzel. Biri de havaalanında çalışıyor. İşi var yani ikisinde. İkisinde işi de var. Askerlik yaptılar mı? Yaptılar. Evet, askerliği yapmış. İşi de var. Ahlaklı, edepli. Kadriye annemin torunlarına inşallah hayırlı kısmetler arıyoruz. 38 yaşından biri. Biri 38, biri 40. O biri 40, biri 38. Fazla da geçmesin. Bunların ne içkisi var, ne sigarası var. Hiçbir şeyleri yok. Çok namuslu çocuklar. Tamam. Bak şimdi evlenmek isteyen kızlarımız, onlar duysunlar. Kadriye annem güzel, hayırlı bir gelin arıyor torunlarına. Tamam. Arabaları var, evleri var. Sen de iyi pazarlama yapmaya başladın şimdi yani. Övme fazla. Yani evet, evet. İnsan olsun yeter de gelsin, ona göre arasınlar. Çok namuslu, hayırlı çocuklarımız. Tamam, tamam inşallah. Duyurduk Türkiye'ye. Seni i̇nşallah. Ararlar. Ararlar inşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. Nerede yaşıyorlar dedin? Antalya'da. Oho, bir de Antalya'ya gelin gitmek isteyen çok olur. İnşallah. Peki, Allah'a emanet ol. Ellerinden öpüyorum Kadriye Hanım. Sağ ol canım. Sen de bir evladımsın. Seni de bir evladım yerine koydum ben. Allah razı olsun. Bak şimdi benim annem de vefat etti. Şimdi annelere ihtiyacım var. Anneler beni seviyor zaten. İnşallah. Ne zaman İzmir'e gelirsen inşallah görüşeceğiz bu sefer. Allah'ın izniyle inşallah. Ellerinden öpüyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Sağ ol canım. Allah'a emanet ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Diğer bir telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Gülizar Bal, Elazığ'dan. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun Gülizar Hanım. Hem adınız Gül, Gülizar, hem de Bal soyadınız. Evet. Hocam evet. Öncelikle başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah. Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazar güldür gül diye bir güzel ilahi var. Hulusi Efendi'nin midir o? Öyle çok güzeldir o. Evet, buyurun. Allah razı olsun hocam. Güzel. Hocam benim bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Çok üzüldüm. O günler getiriyoruz hocam. Kızınız mı? Babam hayır. Babam Ankara'da yapay kalp ameliyatına karar verdi. Kız girdi. Evet, Allah şifa versin. Entübe. Allah şifa versin. Size bağışlasın inşallah. Şifa dualarını da okuyalım. Şifa dualarını da okuyalım. Benim dua kitabımdan. Ve izâ merîztu fehüve yeşfîn. Estağfirullah, bismillah. Ve izâ merîztu fehüve yeşfîn. Kul hüve lillezine âmenû hüden ve şifâ. Kul hüve lillezine âmenû hüden ve şifâ. Bu ayetleri okuyun. Bir de şifa duası var. Onu arkadaşlar yazsınlar. Sen de oradan iyice onu şu. Rabben nâs eshebil be'z.
İşfihi, işfihi, işfihi. Ente şafi, ente şafi, ente şafi. La şifa illa şifauk. Şifaen la yugadiru sakamen. Ey hastalıkları gideren insanların Rabbi. Hastamıza şifa ver, şifa ver, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin şifadan başka şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık kalmasın Allah'ım. Bütün hastalarımız için bir daha okuyalım. Eshebil bes Rabben nas. İşfi, işfihi, işfihi, işfihi. Ente şafi, ente şafi, ente şafi. La şifae illa şifauk. Şifaen la yugadiru sakamen. Ey hastalığı gideren insanların Rabbi. Hastamıza şifa ver, hastamıza şifa ver, hastamıza şifa ver. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ya Rabbi senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hastamızda hastalık, gam, keder kalmasın. Amin. Allah bağışlasın. Cenab-ı Hak şifa versin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Allah en kısa zamanda acil şifalarla size tekrar döndürsün inşallah. İnşallah. Uyandığı zaman bu yayını izleteceğim inşallah. Tamam, selam söyle benden de. Allah Teala inşallah konuşmayı, görüşmeyi, tekrar oturup sohbet etmeyi babanızda nasip Amin. Eylesin. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol kardeşim. Evet. İnşallah. Peki şimdi WhatsApp alalım. WhatsApp'tan sonra bir kısa ara vereceğiz. Cevaplarıyla döneceğim inşallah. Tekrar ve cinler konusunu işleyeceğiz. Hocam iyi yayınlar sana. İki tane sorum var hocam. Benim bir oğlum var hocam. Dul bir kadınla sevgili olmuşlar. O kadın da çocuğu var hocam. Ne yapmam lazım? Bize karşı kötü davranıyor hocam. Saygısızlık yapıyor, hırçın davranıyor. Eve gelmediği günler oluyor. Kadının yanında kalıyor hocam. Ne yapmam lazım? İkinci sorum da hocam. Oğlum askerdeydi. Askerden geldi hocam. Ertesi günü eşim sen askerden geldin diye atak adamıştı hocam. Fakat maddi durumumuz olmadığı için kesemedik hocam. Onu yerine getirmemiz gerekir mi, gerekmez mi hocam? Peki. Bana açıklarsanız sevinirim hocam. İyi yayınlar hocam. Sağ olun. Diğer WhatsApp alalım. Hocam iyi günler. Ben bir hanımla görüştüm. Kendisi isim analizi yaptığını söyledi. Benim ismimi duyuncak da ismini değiştir dedi. Daha önce ileride ağır hastalık geçirecek insanları bildiğini söyledi. Sizce doğru mudur? İsmim Canberk bu arada. Birleşik yazarak kullanılıyor. Peki, kısa bir ara verelim. Cevaplarla karşınızda olacağım inşallah. Hocam iyi yayınlar sana. İki tane sorum var hocam. Benim bir oğlum var hocam. Dul bir kadınla sevgili olmuşlar. O kadının da çocuğu var hocam. Ne yapmam lazım? Bize karşı kötü davranıyor hocam. Saygısızlık yapıyor, hırçın davranıyor. Eve gelmediği günler oluyor. Kadının yanında kalıyor hocam. Ne yapmam lazım? İkinci sorum da hocam. Oğlum askerdeydi. Askerden geldi hocam. Ertesi günü eşim sen askerden geldin diye atak adamıştı hocam. Evet. Fakat maddi durumumuz olmadığı için kesemedik hocam. Onu yerine getirmemiz gerekir mi, gerekmez mi hocam? Peki. Bana açıklarsanız sevinirim hocam. İyi yayınlar hocam. Sağ olun. Evet, şimdi ikincisinden başlayalım. Maddi durum yokmuş ama adağın mutlaka durumu düzeldiğinde kesmesi lazım. Bu bir imtihandır. Adağını kesmesi başına sıkıntılar gelir. Şimdi oğlunuzun, kızınızın kiminle gezdiğine, kiminle görüştüğüne dikkat etmezseniz, başıboş bırakırsanız, ortalıkta o kadar tehlikeli insanlar var ki, boğazından kesip atıyor, paramparça ediyor, çöp poşetine koyuyor, günlerce, haftalarca kızın cesedini saklıyor. Bir sürü olay görüyorsunuz. İnsan takip etmez mi oğlunu? Bir de sağlıklı değilse ya hastanede olacak ya hapishanede olacak, zararlıysa. Bunu meydana bırakamazsınız ki. Hangi günlere kaldık şimdi? Her gün bir cinayet haberi, her gün bir cinayet haberi. Yazık oluyor. Dul bir kadınla geziyor. Nasıl geziyor? Zina haram. Evlenmiş mi? Hayır. Evlenmek helal. Nikah kıyılacak. Eş dost haberdar edilecek. Düğün dernek olacak. Evlilik öyle olur. Onunla yatıyor kalkıyor.
Sen de seyrediyorsun. Haram. Günaha ortak oluyorsun. Şikayet edeceksiniz. Varsa kanunlarda boşluklar, mücadele edeceğiz, kaldıracağız onları. Dost tutma kanunu. Ne demek ya dost tutma? Bir insan ya evlidir ya da değildir. Evliyle beraber aynı evde kalır. Nüfusu belli olur, soyu sopu belli olur. Doğan çocuğun nesebi belli olur. Kim kimin karısı, kim kimin kocası belli olur. Hayat böyle devam eder. O adam orada evli, başkasıyla geziyor, başkasıyla yatıp kalkıyor. Kadın orada evli, başkasıyla kaçıyor. Şikayet ettiğin zaman dostum diyor. Ne demek dostum ya? Ya evlisin ya değilsin. Bunlarda müsamaha gösterdiğimiz zaman toplum tepe taklak gider. Huzur kalmaz, cinayetler çoğalır, bereket kalmaz. Fuhşiyat çoğaldığı yerde bela ve musibet, azap gelir. İslam dünyası niye beladan kurtulmuyor? Seyirci kalıyor. Lut kavmi seyirci kaldığı için helak oldu. Allah muhafaza eylesin. Diğer bir WhatsApp daha vardı. Hocam iyi günler. Ben bir hanımla görüştüm. Kendisi isim analizi yaptığını söyledi. Benim ismimi duyuncak da ismini değiştir dedi. Daha önce ileride ağır hastalık geçirecek insanları bildiğini söyledi. Sizce doğru mudur? İsmim Canberk bu arada. Birleşik yazarak kullanılıyor. Evet, şimdi isim analizi, isimden kader bulunmaz. İsim bize sonradan verilmiş bir şey. Hatta bir insanın 3-4 tane ismi var. Evde bir şey söylüyorlar, okulda başka bir şey söylüyorlar. İsim farklı. Evde Hasan diyorlar, okulda ne bileyim Nihat diyorlar, Sinan diyorlar. Şimdi bu isim müsemmayla doğrudan alakalı olsaydı herkes ismi gibi olurdu. Adamın adı Halil, dost onun ama kendi canavar gibi. Adamın adı Habib, sevgili gibi, kendi düşman gibi. Yani öyle ismi güzel olup da zalimler gördü ki bu dünya. Bu isimle doğrudan alakası yok. Ve isimler enteresan. Mutlaka bir gerekçesi vardır ama eğer ismi verilene yani müsemmaya uygun olsaydı diye şöyle söylüyor şair. İsim müsemmaya uygun olsaydı kazan demek lazımdı. İğneye diken demek lazımdı. İğne dikiyor çünkü. Dikene batan demek lazımdı. Diken batıyor. Ama diken denmiş. Bu kadar alakasız isimler de var. Buradan analiz yapmak, bir defa isimden analiz yapmak yanlış. İnsanın bakışından, hareketlerinden, yürüyüşünden analiz yapabilirsiniz. Hatta ensesinden bile tanırsınız insanı. Yalancı, sahtekar bir insanı alnından, gözlerinden tanırsınız. Bu analiz olur. Ama gaybı bilemezsiniz. Geleceği, hastalıklarını, gaybı bilemezsiniz. Gaybla ilgili mugayyebat-ı hamse diye, beş bilinmeyen diye hadisi şeriflerde var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresindeki bu ayetlerde beş bilinmeyen geçmiyor. Estağfirullah. İnna Allah'a indehu ilmus sa'a. Şüphesiz kıyamet bilgisi Allah katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Alametleri belirir. İnsanlık der ki işte şu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı diyebilir. Alameti belirdikten sonra. Güneş kaymış geliyor. Yıldızlar dürülmüş, gökyüzü parçalanmış. Ha, 10 saat kaldı, 20 saat kaldı. Saat de zaten zaman da parçalanır. Şimdi alametler çıkarsa belli olur ama inna Allah'a indehu ilmus sa'a. Ve yunezzilul gays. Gays bol yağmur demek. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir demiyor burada. Ve yunezzilul gays. Yağmuru Allah yağdırır diyor. Yağmuru İslam'dan önce bazı insanlar
bulutlar ya da yıldızlar, kader, felek, kader yıldızlardan oluşuyor, felekiyat. Yıldızlar yağmuru yağdırıyor derlerdi. İslam da geldi, Allah yağmuru yağdırıyor dedi. Burada yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilmez manası yok. Çünkü şu anda da biz bir hafta sonra İstanbul yağmurlu mu değil mi, gene Allah-u Alem bir sevap diyerek, doğrusunu Allah bilir diyerek ihtimal hesabıyla %90 biliyoruz. Allah-u Teala bilemez demiyor. Ve yunezzilul gays ve ya'lemu ma fil erham. O zaman rahimlerdekini insanlar bilemiyorlar. Sadece ellerine falan bakıyorlar. Kadının erkek mi dişi mi tahminde bulunuyorlar falcılar. Allah bilir diyor. E şimdi de ultrason var. Belli bir şeyde erkek mi dişi mi biliniyor. Rahimlerdekini biliyor. Orada kimse bilemez demiyor. İşte burada yanlış anlaşılmalara müsaade iki cümle var. Yağmuru Allah yağdırır. Ve ya'lem ma fil erham, rahimlerdekini Allah bilir. Bilinmeyen bir dönem vardı. Şimdi ultrasonla bilinen dönemlere girdik. Ve ma tedri nefsun maza teksibu gada. Yarın insanın ne kazanacağını kendisi bilemez. Hiçbir nefis bilemez. Ve ma tedri nefsun bi'ayyi ardın temut. Hiç kimse yarın nerede öleceğini bilemez. İnna Allahu alimun habir. Gerçek bilen ve haberdar olan Allah'tır şüphesiz. İşte bu beş bilinmeyen diye geleceği bilmek, gaybi bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ben senin ismini bana söyle, ananın adı, babanın adı, doğum tarihinden, senin kaç yaşında evleneceğini, kaç yaşında öleceğini, ne kadar para kazanacağını, işinde başarılı olup olmayacağını ben sana biliyorum diyorsa, sen şunu bil ki seni kullanıyor. Yani sen onun tuzağına düşmüşsün. Örümcek ağına düşmüşsün. Evet, Mugayi Ebatı Hamse. Arkadaşlar şimdi internete yazdığınız zaman bilinmeyen beş şey diyor. Ama ben ayeti kerimeyi okudum. Bak ayeti kerimenin manası böyle değil. Ayette ne diyor? Kıyamet bilgisi Allah katındadır. Ayetin manası böyle değil. Yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilemez demiyor Allah Teala. Yağmuru Allah yağdırır diyor. Ve yunezzilul gayiz. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerdekini Allah bilir diyor. Ve üç tane bilinmezden bahsediyordu. Bir, kıyamet bilgisi, yarın ne kazanacağımız ve nerede öleceğimiz. Bunu ancak Allah bilir. Bunun dışındakileri yağmuru Allah yağdırır diyor. Bilemez demiyor. Ve bugün geldik. Yağmurun, bu Kur'an'ın evrenselliğini gösteriyor. Kur'an evrensel bir kitaptır. Kıyamete kadar devam edecek olmasının mucizesi işte bu ayetlerde saklıdır. O gün yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilmiyordu. Ama bugün bilineceği için Allah-u Teala diyor ki yağmuru Allah yağdırır diyor sadece. Kimse bilemez demiyor. Kur'an'da öyle geçiyor. Peki, hafızayı güçlendiren üç şey varmış. Kadriye annemiz de İzmir'den aradı ya, çabuk unutuyorum diye. Hafızayı güçlendiren üç şey varmış. Bir, dişleri çok temiz tutmak. Ağzı ve dişleri temiz tutmak. Misvaklamak, diş fırçalamak. Bu hafızayı güçlendirir. Bir de ayrıca misvakın kendisine has bir de tadı ve kokusu, suyu var. O da hakikaten hem mideye hem de hafızaya iyi geliyor. Oruç tutmak ruhu dinginleştirir, bedeni fazlalıklardan kurtarır, oruç tutmak da hafızayı güçlendirir. Üç, Kur'an okumak hafızayı güçlendirir. Buna ilave olarak şunu da söyleyebiliriz. Dördüncüsü ise dünyaya aşırı dalmamak hafızayı güçlendirir. Dünyaya daldığın an hafızan zayıflar. Yani sabaha kadar Nasrettin Hoca'nın var yani 99-100 saymış, 99-100 koyunları, altınları. Böyle sabaha kadar sayıyorsan sürekli uykuda bile rahat edemezsin. Kafa karışır ve çabuk yorulur, hafızan bozulur. Şu anda dünyada hızla ilerleyen bir hastalık var, Alzheimer hastalığı. Yani bunaklık hastalığı gide gide. Ne bu? Neden? Birincisi bu düzgün ibadet, mesela hafızların Kur'an okumaları falan
Onlar çok kıymetli. Sürekli hafızayı güçlendiriyor. Ama beslenme, hava kirliliği, dünyaya fazla dalmak, günahlara dalmak, bunlar hafızayı zayıflatıyor maalesef. Allah hafızası güçlü olanlardan eylesin. Şimdi aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de insanlık ve cinler aleminden ve meleklerden bahsediliyor. Allah-u Teala cinleri insanlardan önce yaratmıştır. Allah Teala cinleri insanlardan önce yaratmıştır. Çünkü insanlardan önce cinler vardı. Ayet-i Kerime'de, Hicr suresinde insanlardan önce cinler vardı. Cin ne demek? Duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi ilahi emirlere uymakla yüklü varlıklar. Sözlükte örtmek, örtünmek, gizli kalmak deniyor cinlere. Cinnin çoğulu, cin kelimesi gizli kalan demek, görünmeyen. Cinnin çoğulu canun geliyor. Hepinizin bildiği meşhur bir ayet-i kerime var. Nedir o? Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Mükellef olma bakımından melekler, cinler ve insanlar var. Melekler asla Allah-u Teala'ya isyan etmezler. Kullar, insanlar bir kısmı Allah'a itaat eder, bir kısmı Allah'a itaat etmez. Cinler de öyle yaratılmıştır. Cinler de Allah'a inananları var, inanmayanları var. Cehennemde yanacak olanların bir kısmı cinlerdir, bir kısmı insanlardır. Cinler de cehenneme gidecek. Cehennemlik olanları da var, cennetlik olanları da var. Şimdi gul yabani falan deniyor ya, ifrit, peri vesaire gibi isimler de cinlere verilmiş. Şimdi cinlerin yakıcı, her şeye nüfuz eden bir ateşten yaratıldığını biz görüyoruz. Rahman suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, halakal insane min salsalin kel fahar. Allah insanları balçık, çamurdan yarattı. Ve halakal canne, cinleri biz yarattık diyor Allah-u Teala. Allah yarattı. Ve halakal canne min maricin min nar. Nüfuz edebilen ateşin koru, dumanı, ateşten, kor ateşten cinleri yarattı Allah-u Teala. Kor ateşten cinleri yarattı. Melekler Allah'a secde ettiler. Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. İblis secde etmedi. Şimdi bir soru. Ben bunu hatırlatıyorum sürekli. Beni izleyenler bilirler. İblis aleyhillâne, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblis, melek miydi, cin miydi? Şeytan melek midir, cin midir? Halk arasında nedense bütün melekler, وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ İlla iblis. Ayette geçtiği için meleklerin hepsi secde etti, ancak iblis secde etmedik diye geçtiği için halk zannediyor ki iblis, şeytan, melekti. Hatta meleklerin hocasıydı. Hayır. Meleklerin hocası olsa Cebrail Aleyhisselam olur. Meleğin hocası şeytan olur. Kehf suresi 50. Arkadaşlar verir misiniz? Bakalım iblis melek miymiş, şeytan cin miymiş? Kehf suresi 50. Kehf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, şeytanlar, biz meleklere, hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O iblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri dost mu ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır zalimler adına. Bu ne kötü bir tercih. Kehf suresinde ne diyor Rabbimiz?
İblis cinlerden, melek değildi. Melekler nurdan yaratılmıştır. İnsanlar topraktan yaratılmıştır. Cinler ise ateşten yaratılmıştır. Şeytan da ateşten yarattı. Yaratıldığı için onu halaktahu min tin ve halakteni min nar. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın diye kibirlendi. Melek olsaydı ateşten yarattın demezdi zaten. Demek ki şeytan ve iblis cinlerdendir. Peki cinler nasıl yaşarlar? Nedir bu? Kur'an-ı Kerim'de cinlerle ilgili onlarca ayet var. Neml suresinde, Sebe suresinde, Hicr suresinde, Bakara suresinde cinler geçiyor. Bir de cin suresi diye müstakil bir sure var. Cin suresi var. Kur'an-ı Kerim'de kul diye başlayan sureler neler biliyoruz? Bir, kul euzu bir rabbin nas. Yukarıdan aşağı gelin. Aşağıdan yukarı gelin. Kul euzu bir rabbil felak. Başka? Kul ya eyyühel kafirun. Kur'an-ı Kerim'de kul diye başlayan kafirun, ihlas, kul huvallahu ahad. Bir de kul diye başlayan cin suresi var. Kur'an-ı Kerim'de kul diye, doğrudan kul diye başlayan başka sure yok. Beş tane sure var. Bunlardan biri de cin suresidir. Cin suresi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'e İslam'ı anlatmaya gitti, taşlandı, ayakkabıları kanla doldu. Orada Gâr-ı Kû' denilen, dirsek mağarası denilen bir mağara var Taif'te. Biz gidip gördük orayı. Resulullah Efendimiz'in dirseğinin izi olduğu söylenen bir iz var orada. Oraya sığındı ve sonra dönüşünde Mekke'de Batn-ı Nahle denilen bir vadide hicretten 3 sene önce orada sabah namazını kıldı ve okuduğu Kur'an-ı Kerim'i cinler dinledi. Rahman suresini onlara okudu. Rahman suresini okudu ve cinlerin, gelen cinlerin tamamı orada iman ettiler. Ve dediler ki biz daha önce inkar edenlerdendik. Kur'an ne güzel hakikati bize anlattı ve biz doğru yolu bulduk. Bundan sonra Allah'a şirk koşmayacağız diye söz verdiler. Ve cinlerin de mümin olanlarıyla kafir olanları ondan sonra ayrıldı. Cinler insanlarla irtibata geçebilirler mi? Cinleri insanlar görebilir mi? Cinlerle insanlar uğraşabilirler mi? Bunun delili de Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam cinleri çalıştırmıştır. Cinlere kazanlar yaptırdı, heykeller yaptırdı. Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanlardan, cinlerden, insanlardan, kuşlardan oluşan ordusu vardı. Neml suresinde var bunlar. Hatta Belkıs'ın tahtını cinlerden bir ifrit, sen daha yerinden kalkmadan ben getiririm dedi. Ama alimlerden, bilginlerden Asaf veziri ise gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu getiririm dedi ve bir anda Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam'ın yanına getirdi. Burada da görüyoruz ki ifrit, cinlerden ifrit, onlar da bir takım kudrete sahipler. Bir şeyler yapabiliyorlar. Süleyman Aleyhisselam da onları çalıştırdı. Kur'an'da yine insanlardan bir takım insanların cinlere sığındıkları, Allah'a atfedilmesi gereken gücü, kuvveti cinlere atfederek onlara tapındıkları da var. Şeytana tapınanlar var bugün. İşte cinlere tapınıyorlar. Cinne ve şeytana tapınanları Kur'an söylüyor. Kur'an'da cin ve şeytana tapınan insanlardan bahsediyor. Onların yeri cehennemdir. İşte Taif dönüşü, Müslüman oldu cinler.
Peygamber Efendimiz bugün benimle kim gelecek dedi. Ashabtan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ben seninle geliyorum ya Resulallah deyince Allah Resulü o Batn-ı Nahle'de sabah namazını kıldırdı ve Abdullah bin Mesud'a yere bir çizgi çizdi. Ey Abdullah, bu çizginin bu tarafında kal, bu tarafa geçme. Sen burada kal dedi. Böyle bir çizgi çizdi. Sen burada kal dedi. Ve kendisi öbür tarafa geçti. Sonra orada cinlerle görüştü. Cinler Kur'an dinlediler, üşüştüler, toplandılar ve Allah Resulüne iman ettiler, Allah'a iman ettiler, Kur'an'a inandılar. Sonra Resul Efendimiz de görüşüp ayrıldılar. Allah Resulü Abdullah bin Mesud'un yanına geldi. Dedi ki ey Abdullah ne duydun ne gördün? Ya Resulallah gıcırtı seslerine benzer sesler duydum. O kadar çok bir izdiham vardı ki o izdihamın havasını teneffüs ettim. Ey Abdullah, eğer bu çizginin bu tarafına geçseydin helak olurdun dedi. Demek ki başka bir boyuta, başka bir aleme, cinler aleminde Peygamberimiz onlarla görüştü. Hatta bir seferinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazda bir cin yakaladı. Bak, namazda bir cin yakaladım. Kardeşim Süleyman Aleyhisselam'ın Allah onları onun emrine vermişti. Hükümranlığı bozulmasın diye serbest bıraktım. Yani ben de cinleri istersem çalıştırırım. Cinlere egemen olurum, hakim olurum. Ama kardeşim Süleyman'ın hükümranlığına zarar gelmesin diye bıraktım. Bu hadis-i şerif pek çok kaynakta var. Bizim hadis kitaplarımızda. Demek ki cinleri ele geçirmek de mümkün. Cinlerle irtibat kurmak da mümkün. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet var iken bir insanın çıkıp da ben cinleri tanımıyorum, cin var mı yok, cin yok demesi mümkün değil. Kaldı ki biz şunu görüyoruz. İnsanoğlunun göremediği milyarlarca ayrı varlıklar var. Milyarlarca ayrı varlıklar var. Bunların genel anlamda ismi de cindir. Hatta ana karnındaki bebeğe ne denir? Cenin denir. Cenin. Cinden görünmediği için ona cenin adı verilmiştir. Göremediğimiz varlıklara cin diyoruz. Evet, devam edeceğiz. Ama çok önemli konu. Pek çok yerde doğru bilgiye maalesef rastlayamıyorsunuz. İşte internet üzerinden aradığınız zaman doğru yanlış size her türlü bilgi önünüze geliyor. Biz Kur'an ve sünnete göre ayet ve hadislerden delilleriyle inşallah konuyu size arz etmeye çalışacağım. Biraz sonra bu cinlerin halleri nelerdir? Bunlar neyle beslenirler? Nerelerde olurlar? Cin çarpması var mıdır? Bu konular üzerine duracağız inşallah. WhatsApp sorularıyla devam ediyoruz. Merhaba hocam. Benim size şöyle bir sorum var. Ben kayınvalidemle birlikte oturdum. Anlaşamadık bazı şeylerden ötürü. Rabbime dua ettim. Allah'ım bana ev nasip edersen oturup namaz kılacağım diye. Bir süre namazımı kıldım. Sonra bıraktım. Bıraktığım için de pişmanım. Ondan sonra hocam Allah affetsin hocaya kitap açtırdım. Hoca şey dedi bana, üstünde dedi adak var dedi. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bana hani önereceğiniz bir şey var mı? Burada üç mesele var. Birincisi kayınvalideyle oturmuş. Kayınvalideyle kurtulursam kendi evim olursa demiş. Evi de olmuş elhamdülillah. Ama adak adamış. Namaz kılacağım demiş. Namazı kılmış. Bir müddet sonra sözünü unutmuş, namazı bırakmış. Peki, namazı Kur'an-ı Kerim'de emrediyor Allah-u Teala.
Yani Allah sana ev nasip etti, namaz da kıldın, sonra tembellikten, ihmalden bıraktın. Sonra diyor ki, hocaya kitap açtırdım. Hocaya kitap açtırdım ne demek? Ne demek Allah aşkına? Yani hocaya kitap açtırdı. Hoca kitap açacak, ya kendi kitaplarını açar, ya Kur'an-ı Kerim açar. Hocaya kitap açtırmış, senin üzerinde adak var demiş. Yani bu nasıl bir din ki geleceği görüyor, senin içini okuyor. Hoca dediği de hoca değil, Allah-u Alem. Gitmiştir bir muskacıya veya cinlerle uğraşan birine. Onun tuzağına düşmüş. İşte orada başladı senin imtihanın. Haramlarla yüz yüze gelirsin. Sen vazifeni biliyorsun. Namazına devam edeceksin. Namaz kılmaya söz vermişsin ki zaten namaz Allah'ın emri. Namazına devam et kardeşim. Ona buna gidip kendini tuzağa düşürme, günaha giriyorsun. Boş yere muskacılara da hoca demeyin lütfen. Evet. Hocam Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. 11 aydan beri, aslında 76 yıldan beri, fakat son 11 aydan beri Gazze'de olağanüstü şekilde bir soykırım yaşanıyor. 57 ulus devlete bölünmüş olan İslam ümmeti 2 milyarlık nüfus potansiyeli ile bir varlık gösteremiyor ne yazık ki. 320 milyonluk Amerika bölgemizde tahakküme soyunmuş ve Müslüman ülkelere zulmediyor, tahakküm ediyor, sesinizi çıkarmayın diyor. Müslümanlar birlik olsa bu zulüm devam eder mi? Ben sadece bunu soruyorum. Ve Allahu Teala bizlere birlik olmayı emretmiyor mu? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Evet, güzel ifade etti. Zaten sorunun cevabını da kendisi vermiş gibi oldu. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, dinlerini parça parça edecekler, edenler, her bir fırkaya ayrılacaklar. Sonra da her bir fırka kendisini kurtulmuş olarak rahat içerisinde görecek ve dosdoğru yolda görecek. Çok rahat, huzurlu bir şekilde. Şimdi Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi bir hikaye anlatıyor. Çok ibretlik, çok ibretlik. Affedersiniz, bir merkep bir çukura bevle diyor. Bir merkep bir çukura, eşek bir çukura işiyor. Pislik değil mi orası? Çukurda pislik. Sonra rüzgar esiyor. Rüzgar bir saman çöpünü getirip o birikintinin üzerine konduruyor. Rüzgarla beraber saman çöpü o sidiğin üzerinde dalgalanıyor. Gemi yüzer gibi. Sonra da bir sinek geliyor, o çöpün üzerine konuyor. Sinek çöpün üzerinde, çöp de dalgalanıyor. Çöp ise sidiğin üzerinde. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, batıl, müfsit, küfür yolunda, şirk yolunda, batıl yolunda, şeytanın yolunda kendisini, gemisini deryalarda yüzdüren kral gibi, kaptan gibi gören aslında bir sidiğin üzerinde konmuş bir çöpün üzerindeki sinekten farksızdır. Şu anda İslam dünyasında bir sidiğin üzerinde bir çöp, çöpün üzerine konduğu halde onun dalgalanmasıyla, yani etrafında 3-5 tane yağcının, şaklabanın alkışlamasıyla, pohpohlamasıyla kendisini ermiş görenler, kendisini evliya görenler, kendisini İslam dünyasının halifesi görenler, kendisini bütün cemaatlerin üstünde görenler, neredesiniz? Hani neredesiniz? Ne oldu? Tıpkı bir sineğin sidik üzerindeki çöpe konması gibi batıl da yüzüyorsunuz ki İslam dünyasını hiç kimse kale almıyor. Hiç kimse kale almıyor. Hiçbirimizin hükmü yok. Gidin batıya. Sizin ülkenizin, sizin insanınızın onlar karşısında hiçbir değeri yok. Müslümanların değeri yok.
Çünkü adam yerine koymuyorlar. Gücünüz yok. Ve paramparçasınız. Her biriniz hayallerle yaşıyorsunuz. Hikayelerle yaşıyorsunuz. Masallarla yaşıyorsunuz. Bir masal uyduruyor kendine. O masalla o cennetin baş köşesine oturuyor. Çalışmadan, birleşmeden, alın teri dökmeden, Allah yolunda cihad etmeden, canını feda etmeden, topyekün çahlanmadan, kalkınma olmadan siz Amerika'ya kafa tutamazsınız. Adam gelen bütün füzeleri havada imha ediyor. Sen tenekeden 3 tane füze yapacaksın, onu atacaksın. Çalış. İman bunu gerektiriyor. Müslüman geri kalmayacak. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Gelmiş gelecek bütün bilgiler var. Bize yol gösteriyor. Ama tembel Müslümanlar, pısırık Müslümanlar, korkak Müslümanlardan bu kadar oluyor. Ve hayal dünyasında yaşayan bir sürü akıl hastası tipler. Sahte İsa'lar, sahte Mesih'ler, sahte Mehdi'ler. Dolmuş her taraf. Akıl hastası. Din diye, hoca diye muskacılara giden, cincilere giden toplum var. Bunu nasıl ilerleteceksin? İlimsiz olur mu? İlk emri ne Kur'an-ı Kerim'in? İkra, oku. Kalem suresi var ya. Kalem, kaleme yemin eden, deftere yemin eden, mürekkebe yemin eden bir dinimiz var. Ve herkese oku diyen bir dinimiz var. Ama okumayan Müslümanlar perişan durumda. İlim, ilim olmadan olmaz. Bilgiyi satın alacağız, bilgili olacağız. Bir de bilgi de yetmiyor, birleşeceğiz. Bilgilerimizi birleştireceğiz. Şucu bucu yok. O cemaat, bu cemaat, bu tarikat. Olabilir senin bir tarikatın, cemaatin, STK'n, bir vakfın olabilir. Ama hepiniz, ama birleşmiyor ki kendi hayal aleminde. O cenneti kazanıyor, cehennemi engelliyor, şefaat ediyor, başkasına efendim her şeyi söylüyor. Sahte şeyh, şefaatçi kesiliyor. Sen kendine faydan yok. Ve birçok insanın maalesef sonradan pişman olacağı aldanmalara vesile oluyoruz. Adam sakal burada ama sonradan ajan çıkıyor. Şu anda aramızda bir sürü Siyonist ajan var. Amerikan ajanı var. Bir sürü uluslararası ajanlar var. Bunların birçoğu bir kısmı da hoca olarak geçiniyor. Sapıtıyor insanları. Saptırıyor. Önüne gelen neler söylüyor. İnternette bir açın aman Allah. Kafaya bir şey geçirmiş. Hoca gibi görünüyor. Din adına, iman adına ne kadar zillet, günah varsa hepsini insanlara ibadet diye söylüyor. Bunu da insanlar inanıyorlar. Niye? Okumadığı için, bilmediği için. Ve bu insanlarla bir yere gidemezsiniz. Bu insanlarla cihad edemezsiniz. Bu insanlarla dünyaya meydan okuyamazsınız. Siz, dünya şu anda Müslümanları tavuk bile bu kadar tavuk kesilseydi, 42 bin tavuk kesilseydi haksız yere dünya ayağa kalkardı ya. 42 bin tane kuş öldürseydiniz, bütün hayvan hakları bilmem dernekler ayağa kalkar. 42 bin tane masum cana kıyılmış. Şehirler bombalanmış, evler bombalanmış. Kimse bir şey demiyor. Niye? Uyuşturulmuş zihinler, kalpler ölmüş, dünyaya dağılmış, ahireti unutmuş. Herkes kendi hevesinde, kimse kimseyi düşünmüyor. Halbuki Müslüman, Müslümanın kardeşi. Birinin başına bir dert geldiği zaman acıyı hissedecek, ciğerinden hissedecek. Onun yardımına koşacak. Yardımına koşmuyorsa, duyarsızsa iman kalmamış demektir. Men ra'a minkum münkeran felyugayyirhu biyedi fe in lem yastati fe bi lisani fe in lem yastati fe bi kalbi ve zalike yadaful iman. Sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en aşağı derecesidir. İmanın en zayıf derecesi kalbiyle buğz etmektir. Onu bile yapmaktan aciz. Boykot ürünleri. Çalıştıramadık. Boykotu ucuza satıyor. Millet kapış kapış alıyor. Alma kardeş. Alma. Güçlen ve ondan sonra sana bir şey yapamaz zaten. Birlikte zaten cevabı verdi kardeşimiz, güzel söyledi. Evet, bu konuda Müslümanlar duyarlı olacağız. Çalışkan olacağız
Allah'ın yardımı öyle gelir. Tedbirini alacaksın, sonra yardım, tevekkül edeceksin. Diğer bir sorumuz. Selamun aleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Vaktinde verilmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir? Teşekkür ederim şimdiden. Fitre ya da fıtır bayram günü verilmesi vaciptir. Bayram birinci gün bayram namazına kadar. Ama vaktinde verilmemişse o yıl içerisinde yine aynı meblağ, bir yıl geçmemişse aynı meblağ üzerinde vereceksiniz. Ama daha sonra geçtiyse, bir Ramazan üzerinden geçtiyse, verdiğiniz senenin fitre borcunu hesap edeceksiniz. O senenin fitresi hesabı üzerinden verilmesi gerekir. Telefon varmış. Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar. Aleyküm selam hocam. Hamza Yılmaz, buyurun efendim. Merhabalar hocam, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam ben başımdan geçen bir olayla ilgili bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Sizin de bir 10 dakika önce anlattığınız cinlerle ilgili bir mesele vardı. Evet. Cinlerle irtibata geçilebildiğine dair. Evet. Ben çok uzunca bir süre buna inanmamıştım. Hı hı. Sonra benim yaşlı bir dedem vardı. Şimdi vefat etti, Allah rahmet eylesin. Farklı varlıklar gördüğünü iddia ediyordu. Gözleri de biraz zayıf görürdü. Evine gittiğimizde dedi ki hani sağda solda boşluk, biraz da sinirli bir adamdı, yaşlılığın verdiği sinirle bastonunu boş bir yere fırlatıyor, bana bir daha hareketi yapma diyor, bilmem ne, çocuklar görüyorum diyor. Tabii bu olaydan sonra şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. O gün ben de gördüm. Ne gördün? Bir çocuk hocam, tuhaf kimli bir çocuktu ve alaycı hareketler yapıyordu. Ve ondan sonra da bugün de dahil olmak üzere sürekli tüm hayatım boyunca bunları görerek yaşamaya devam ettim. Ve hani artık tahammül edemiyorum. Gitmediğim hoca, gitmediğim doktor kalmadı hocam. Psikiyatristlere gittim, belli hocalara gittim. Hocalara da çok itimat etmiyordum aslında. Ama hani çaresizlik insana gerçekten... Bunu da deneyeyim dedirtiyor. Peki Hamza, kaç yaşında gördün? Şimdi kaç yaşındasın? Hocam bunu ilk gördüğümde 26 yaşındaydım. Şimdi? Şu an 36 yaşındayım. 10 yıldır aşağı. 10 yıldır seni yoruyor tabii bu görme olayları. Evet hocam, aile düzenin çok etkilendi. Eşim çok huzursuz, ben çok huzursuzum. Peki uyuyamıyorum. Hep aynı varlığı mı görüyorsun? Farklı boyutlarda, farklı kesimde insanlar veya cinlerle mi karşılaşıyorsun? Hocam aslında sürekli farklı küçük çocuklar görüyorum. Hı-hı. Alaycı, böyle sürekli böyle bir rahatsız edici tavırlar. Yani apır sapır gerçekten böyle anlatsam. Yani çok canlı yayında da anlatmak istemiyorum. Tuhaf hallerde ve böyle her gördüğümde de tüylerim diken diken oluyor. Peki beslenmende, uyku düzeninde, iş hayatında, aile hayatında bunlar seni etkiledi mi? Bazı şeylerden kaçıyor musun? Yapmadığın şeyler oluyor mu? Vazifelerin oluyor mu? Hocam yapmadığım vazifelerim oluyor. Örnek veriyorum, akşam böyle bir şey görünce psikolojikman hani bu böyle nereye kadar gidecek diye mesela gece uyuyamıyorum, sabah işime gidemiyorum, iş hayatım biraz etkiliyor. Onun dışında aslında çok psikolojik olarak da sağlam biriyimdir, yani hani öyle kolay. Peki, kolay da onlar sana emrediyor mu, şunu yap, bunu yapma, şöyle yap diye? Yok hocam, emretmiyor ama böyle takla atıyorum de, ne bileyim, böyle eline bir tane kırılacak bir şey var salonda mesela, bir vazo var, onu alıp atacakmış gibi yapıyor. Yani biraz kukla gibi davranıyor. Evet hocam, evet hocam, sürekli alaycı. Peki ondan önce herhangi bir kitap okudun mu, bir film etkisinde kaldın mı, onlar mı körükledi senin bu duygularını? Yok hayır hocam, herhangi bir kitap okumadım. Dedenin... Hatta Kur'an'ı bitirdim. Evet. Kur'an'da da cinlerin insanlara bu şekilde müdahale edebileceğine dair herhangi bir ayet bulamadım. Doğru, Kur'an'da. Hani siz demin hadislerden de bahsettiniz. Evet, bazı hadisler var ama ben hadislere de
çok inanmıyordum. Çünkü bugün konuştuğumuz bir şey 3 gün sonra başka bir yerde çok farklı bir olaymış gibi lanse edilebiliyor. Kulaktan kulağa insanlar böyle çıktı. Yani çok kaç bin yıl önce ortaya çıkmış bir söz ya da söylenmiş bir şey günümüze doğru geliyor olması da zaten çok inanmıyorum. Ama yaşadığım için artık hani inanmıyorum da diyemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım hocam. Peki. Şimdi sana birkaç hususu hatırlatacağım. Senin vesilenle de izleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Birincisi, insanlar cinlerden güçlü varlıklardır. Yani Allah insanı daha güçlü, daha mükerrem yaratmıştır. Cinler insanlara mahkumdur. Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri çalıştırmış olması bunun delilidir. Sonra ikincisi, cinlerden korkmaya gerek yok. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'da cin suresi var zaten, orada da gösteriyor. Kardeşleriniz diyor, cinler bizim gibi bir varlık, akıllı varlıklardır. Ürerler, beslenirler, doğarlar, büyürler, ölürler ve cennet ve cehennemle mükelleftir. Ya cennetliktir ya cehennemliktir. Kur'an'da bu var. Onların beslenmesi tezeklerle, hayvan pislikleriyle ve yiyecek artıklarıyla, kemiklerle olduğunu hadislerde görüyoruz. Hocam hadislere ben çok itimat edemiyorum. Ne? Şimdi ben hadislerin itimat edilip edilmeyeceğini seninle ayrıca konuşurum ama şu anda konu oraya kaymasın diye söylemiyorum. Ben bir 40 senedir hadis okutuyorum. İtimat edilmeyen hadisi sana zaten söylemem. Oldu mu kardeşim? Biz Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an'ın bize intikalini biz de hadislerle öğreniyoruz. Yani hadislere inanmıyorum diyorsun da ben sana bir soru sorayım. Mesela Almanya'ya gittin mi? Gitmedim hocam. Gitmedin. Almanya'da Münih diye bir şehir var. Duydun mu? Biliyorum, evet. Peki ben sana uyduruyorlar Münih diye bir şehir yok desem ne olacak? Ama hocam şu anda hala olan bir durum. Tamam, hala olan bir durum. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı, Kur'an'ı ve bazı bize gelen bilgiler sevgili kardeşim, aklen inkarı mümkün olmayacak kadar güçlü haberlerdir. Bu güçlü haberlerin inkarı akla ziyandır. Böyle bir takım haberler de vardır. Kur'an'ın bize intikal ettiğini, siz Kur'an'ın varlığına neyle inanıyorsunuz? Kur'an'ın varlığına hissediyorum hocam. Okuduğum şeyler çok akla mantığa uygun, dediğiniz gibi makul. Ve Kur'an aslında bugüne kadar gelebilmesi şöyle mantıklı geliyor. Hı. Sonuçta yazılı bir eser ve bu Müslümanlarca korunduğu söyleniyor. Peki Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e indirildiğini, onu getiren Hazreti Muhammed olduğunu nereden biliyorsun? Kafir kabul etmiyor. Buna güvenmek durumundasın. Bu mütevatir bir haberdir. Yani demek istediğim, ben sana bir hadis diyorsam orada ya hoca bunu söylüyorsa bir bildiği var diyebilmelisin. Bunu ayrıca seninle konuşuruz. Hem ama akli, hocanın bir bildiği vardır diyerek ülkemizde çok fazla da yanlışlar yapıldı. Doğru söylüyorsun. Peki sen şimdi ben sana ayetlerden konuşayım. Oldu mu? Tamam, madem hocam, hadisleri kabul etmiyorsun ama evet, hadislerde kabul etmemiz gereken, aklen kabul etmemiz gerektiğine dair ayetler de var çünkü. Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz'i örnek alın diyor. Beyan vazifesi var, bir de tebliğ vazifesi var. Tebliği Kur'an, beyan açıklaması. Peygamberin açıklamasını biz namaz, ben sana yüzlerce misal veririm. Namaz kılıyorsun, neye göre kılıyorsun? 5 vakit namazı Kur'an-ı Kerim'de. Tesbihat yapıyorsun, ettehiyatı okuyorsun, Rabbena dualarını, Sübhaneke okuyorsun. Bunları hep hadislere göre yapıyorsun. Yok hocam, hadislere göre ben yapmıyorum. O zaman sen nasıl namaz kılıyorsun? Hocam şöyle namaz kılıyorum. Şu anda mesela namaza duruyorum. Herhangi bir pozisyonda meditasyon yapıyormuşum gibi içinden Allah'ın varlığını, bildiğini tekrar ediyorum. Kötü yaptığım işler için düşünüp pişmanlık duyuyorum. İyi yaptığım işleri düşünüp mutlu oluyorum. Kendimi iyi bir insan olmak üzere motive ederek namaz kılıyorum. Peki, rükû yapıyor musun? Rükû yapmıyorum hocam.
Sen namaz kılmıyorsun ki. Verke o marrakiyin. Rükû yapanlarla rükû yapın diyor Kur'an-ı Kerim. Hani Kur'an okuyordun? Rükû yapanlarla rükû yapın diyor. Rükû yapanlarla, yani cumaya gidiyorum mesela. Rükû yapanlarla orada rükû yapıyorum hocam. Peki onu neye göre yaptın? Rükû yapanlarla rükû yapın diyor diye. Diyor diye. Orada ne okudun? Rükû yapanlar, hani ortada bir cemaat varsa onların namaz kılma şeklinde uyun diye anlıyorum ben bu i̇şte, ayeti. İşte bak. Dolayısıyla ona da uyuyorum ama evde kendim kılarken. Ama yani sen öyle, öyle olmaz. Sen kendin Kur'an'ı yorumlayacak kadar kapasiten, Arapçan, ilmin yok ki sen. Öyle kala kalırsın ayakta işte namaz kıldım zannedersin. Kılmaz. Ama hocam yorumlayan birinin lafına kaldığımızda da kendi aklımızı birazcık teslim etmiş olmuyor muyuz? Çünkü çok farklı yorumlayan insan var. Sen ilkokul ilkokul okumadın mı? Okudum. Sonra? Ortaokul, lise, üniversite, peki, yüksek lisans. Öğretmen harfleri öğretmedi mi sana? Öğretti hocam. Nasıl inandın? Harflere mi nasıl inandın? Evet. Ya yanlış öğrettiyse? Öyle olabilir hocam. Yanlış belki de yanlış öğretmiştir. Ya olur mu işte? Hayata böyle bakarsan daha çok cin görürsün. Böyle olmaz. Bak böyle olmaz. Sen saplantıların esiri olmuşsun. Kur'an'ı okuduğunu zannediyorsun, Kur'an okumuyorsun. Kur'an'ın söylediklerinin bir kısmını kafana göre yapıyorsun, bir kısmını hiç yapmıyorsun. Bundan dolayı sıkıntılar... Ama Kur'an diyor ki ben herkesin okuyup anlayabileceği kadar aslında Allah'ın herkese indirdim Kur'an diyor. Bu ne demek? Belki ben anlayamıyorum ama ben herkesin anlayabileceği şekilde indirdim diyor. Yani şöyle. Allah. Biz, bu sefer de Allah'ın söylediğine ters düşmüyor mu hocam? Siz bazılara bunu okur anlayabilirsen anlayamazsın. Güvendiğimiz insanlara yani. Bak emin dediğimiz güvendiğimiz insanların sözüne, bilgisine güvenmemiz lazım. Siz öğretmeninize güvendiniz ki harfleri bana doğru öğretti, kelimeleri bana doğru öğretti, Türkçeyi bana doğru öğretti diye Türkçe konuşuyorsunuz. Buna güvenmek zorundasınız. Bir insan dürüst ise, emin ise, Muhammedül Emin gibi, yani doğru, dürüst, zaptı, aklı, mantığı yerinde bir insanın, doğru sözlü bir insanın sözüne, haberine güvenmek zorundasınız. Olur mu hocam? İnsanlar doğru sandığı insanlara güvenip bu ülkede ne kadar acılar çektiğinde neler yaşadı yani? O zaman ben sana şu anda hiç güvenemiyorum. Belki senin ismin de uyduruk, sen de uyduruk bir insansın. Bana söylediklerin hiçbiri doğru değil. Peki o zaman işime gelmedi diyorsunuz o zaman. Hayır şöyle, şu anlamda sizin mantığınıza göre senin söylediğin hiçbir şey bana göre doğru değil. Sen de doğru değilsin. Senin varlığın da doğru değil. Her şeyden şüphe ederseniz yaşayamazsınız. Böyle bir hayat olmaz. Yani bir insan sözüyle, özüyle tanıyorsanız onun sözüne güveneceksiniz. Anneye, babaya nasıl güveniyorsun? Böyle güvensiz bir hayat olmaz. Her şeyi inkar eder. Anne babam da bana yanlış bir şey söylese ya da aklıma yatmayan bir şey söylese onu da değerlendirip mantık çerçevemden bir geçiririm. Ona göre hareket ederim. Ben ona, sana... Hani sen, siz diyorsunuz ki güvendiğiniz birine kendinizi teslim edin. Ona göre ibadet edin. Asla. Ben hiç kimseye ne kendimi teslim ettim ne de kimseye güvendiğiniz insana kendinizi teslim etmeyin diyorum. Ben size diyorum ki aklınızı kullanın. Mantığınızı kullanın ama akıl ve mantık çizgisiyle. Siz mantık okudunuz mu? Önerme biliyor musunuz? Biliyorum hocam, matematikte de var. Peki mantıkta tüme gidişte siz önermelerden hareketle doğruyu bulduğunuza inanıyorsunuz. O zaman doğruyu buldum diye benim öyle iddiam yok. Ben her şeyi doğru yapıyorum diye yanlış anlamayın. Öyle bir iddiam yok. Ben kendi aklım, mantığım çerçevesinde Kur'an'ı okuduğumda mantığıma yatan, evet ama Kur'an'da gerçekten mantığıma yatmayan da hiçbir şey yok. Güzel, bak ne güzel söylüyorsun. O zaman Kur'an'ı daha çok oku. Ama Kur'an'da da namaz kılma şekliyle ilgili sünnetleri şöyle kılın. Sünnetler Kur'an'da var mı hocam? Kur'an-ı Kerim'de namazın vakti var. Namazın isimleri var ama rekat sayısı yok. Mesela sabah namazını kaç rekat kıldınız? Hocam rekat olarak ayarlamıyorum. Rekat olmadığı için Kur'an'da. sabah oturuyorum mesela 10 dakika. Peki. Allah'a dua ediyorum. İşimi rast getirsin diyorum. Günahlarım için beni affetsin diyorum. Peki oruç tutuyor musun? Tutuyorum hocam. Orucu neler bozar?
orucu, yemek, içmek. Başka? Karşı cinsle herhangi bir münasebet. Kur'an'da yazan zaten bildiğim kadarıyla 3 tane şey var hocam. Peki imsak vaktini nasıl ayarlıyorsun? Şöyle ayarlıyorum hocam. Beyaz iplik siyahlıktan ayrıldığında, yani artık net şekilde görmeye gün ışığı ortaya çıktığında, ona göre orucuma başlıyorum, yeme içmeyi kesiyorum. Ama hocam hani böyle sanki benim Kur'an bilgim diye de ben çok bilgiliyim, ben Kur'an'daki her şeyi biliyorum, öyle bir iddiam da yok. Ben eksiğim olabilir, unuttuğum bir şey olabilir, bilmediğim bir şey olabilir. Peki Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız ehline sorun diye ayeti kerime var, onu nasıl tatbik ediyorsun? Ben onun şunun için, eğer kendi aklına mantığına güvenmiyorsan sorun diye düşünüyorum. Ben güveniyorum, doğru anladığımı düşünüyorum. O zaman her şeyi biliyorum diyorsunuz. Her şeyi biliyorum değil mi? Okuduğum, anladığım her şeyi kendimce anladığımı bana yeteceğini düşünüyorum bir Müslüman olarak. Çünkü evet. Kur'an'ın zaten Kur'an olmasının mantığı da bu. Normal bir kitaptan ne farkı kalır hocam, okuyup anlayamasak falan, ona gitsek buna gitsek. Kur'an-ı Kerim'i siz nereden okuyorsunuz? Hocam birkaç farklı tefsire bakıyorum bazen, çok nadir. Hangi tefsir? Türkçe mi Arapça mı? Türkçe hocam. O Türkçeyi yazana nasıl güveniyorsunuz? Hocam bazen translate yapıyorum. Yani bazen kafama yatmayan bir şey olursa bakıyorum, okuyorum, translate yapıyorum. Yani, ama genellikle doğru hocam. Birçok konuda tutarsızsın Hamza. Yani cevabı veriyorsun ama kendine göre, hiç kimseyi de ikna etmiyor. Beni de ikna etmiyor verdiğin cevaplar. Vallahi sizin verdiğiniz cevaplar da beni hiç ikna etmiyor. Ben şimdi tabii sadece seni düşünemiyorum. Burada vakit vesaire her şey var. Dolayısıyla görüşmek isterim. Bir sıkıntın olduğunda görüşelim. Cinleri... İlk konuştuğum konuyla ilgili ne yapabilirim hocam? İlk konuştuğum konuyla ilgili... Söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de 5 tane kul diye başlayan sure var. Cin suresi, Kafirun suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi. Bunlara devam edeceksin. 2. İnsanların cinlerden güçlü olduğunu düşüneceksin. Cinlerden korkmayacaksın. Onlar bir müddet sonra ilgilenmediğin zaman geçecek inşallah. Rabbim şifa versin. Çok teşekkür ederim. Sana Allah dua ediyorum. Kur'an'ın yolundan ayırmasın. Aklını, imanını kimseye teslim etme. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Çok sağ ol canım. Vallahi Allah razı olsun. Sağ ol. İyi günler. Evet. Şimdi şöyle bir sözü uzattık Hamza kardeşimizle ama şöyle bir faydası oldu sanıyorum. Biz aslında kendimize inanıyoruz. Başkasına inanmıyoruz. Bu hani ilk başta çok doğru gibi geliyor. Ama hayat böyle geçmez. Yani her söylediğimiz, her yaşadığımızı sadece biz kabullenir, başkası kabullenemezse o zaman bize akıl hastası muamelesi yaparlar. Veya biz gerçekten de öyle olabiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Doğruları kabul etmemiz lazım. İlim müminin yitik malıdır. Nerede gelirse alır. Güvendiğimiz habere İnanmamız gerekiyor. Güven veren insanların haberlerine inanmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i tek başımıza okuyup, malini okuyup ben ona göre namaz kılıyorum. Olmaz. Sallu kemara aytumuni usalli. Beni gördüğünüz gibi namazı peygamberimizden öğrenmişiz biz. Bunu peygamberi yok sayarak, onun getirdikleri beyan vazifesini yok sayarak Kur'an'ı ben anlıyorum demek, ben iyi bir hocayım demektir. Bu da akla ziyan bir durumdur zaten. Sen Arapça bile bilmiyorsun. Yani müçtehit olabilmen için iyi bir Arapça bilmen lazım ki Kur'an'dan hüküm çıkarabilesin. O da yanlış. Bir maale bakarak Müslümanlık yapmaya çalışıyoruz. O da doğru değil. Ama bu Kur'an okumayın, maal okumayın anlamazsınız anlamına gelmiyor sevgili kardeşlerim. Cinler gelecekten haber verirler mi? Cinler gelecekten haber veremezler. Göğün haberlerini daha önce biz alırdık diyor cinler, cin suresinde de. Ama ne zaman ki Kur'an dinledik, Kur'an geldi yeryüzüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderildi. Gökten bizi bir şihab, bir ateş her seferinde takip etti, bizi kovaladı. Artık eskisi gibi göğün haberlerini alamıyoruz diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, cinlerin de gaybı bilemeyeceğini bize bildirdi. Onlar 10 haberin 9'una yalan katarlar,
diyor. İbn-i Sayyad isimli bir cinci bir çocuğa gitti Peygamberimiz. Genç bir delikanlıyı ziyarete gitti. Gelecekten ve gaybı bildiğinden söz ediyordu bu çocuk. Peygamber Efendimiz dedi ki, ben bir şey tutuyorum kafamda, zihnimde, gönlümde, hadi bil bakalım dedi. Çocuk da duh buh bir şeyler söylemeye başladı. Yalancısın, kezzapsın dedi. Çıktı oradan. Ya Resulallah, ne tutmuştun aklından dediler. Duhan suresini tutmuştum dedi. Çocuk ancak duh diyebildi. Yani cinler kaparlar ama kaptığı gerçek değildir. Bir kısmını alabilirler, bir kısmını, çoğunu alamazlar. Onda biri doğrudur, onda dokuzu yanlıştırın. En güzel örneği budur. Evet, cinler Allah'a kulluk olmak zorundadır. Şimdi bu konularda hoca diye sihirbaza, kahine, müneccime, cinciye, muskacıya gidenlere Tahrim suresinin şu ayetini okumak istiyorum. Kim sihir maksadıyla bir, affedersiniz, Nesai'de geçiyor bu, Tahrim suresinde değil. Bakara 102, Bakara 102'yi okumak istiyorum. Bakara 102'de kim cinlerden, sihirbazlardan bu bilgiyi, sihri öğrenmek için satın alırsa, ateşten bir parça satın almış olur. Ve onun yeri cehennemdir diyor. Bakara 102'de. Yine Nesai'de bir hadis-i şerifte, kim bir sihirbaza gider, bir düğüm yaptırır, sonra da onu üflerse şirke düşer ve o sihrine havale edilir ahirette deniyor. Kahine Arraf'a bir şey sormaya gidenler de onu tasdik ederlerse 40 gün namazı kabul edilmez deniyor. Gördünüz mü? Yani bir cinciye, muskacıya gideyim de ona inanıyorum dediyseniz 40 gün namazınız kabul olmaz hadisi şerifte geçiyor. Rabbim onların şerlerinden muhafaza eylesin. Şeytan cinlerdendir dedik. Cinler kılık değiştirebilirler. Hayvan kılığına girebilirler. Bunlar da hadislerde var. Ve onların da belli bir ömrü vardır. O ömür çerçevesinde yaşarlar. Bunlara karşı yine Ayetel Kürsi, Felak, Nas ve Bakara'dan bazı ayetler okumak cinlere karşı korunmaya vesile olur. Kur'an-ı Kerim okuyanlar cinlerden korunurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlerden korkulmaması gerektiğini kardeşlerimiz diye ifade etmiş. Evlilik olur mu diye bir soru var. Yani onların alemi başkadır. Bu tür onların alemine girenlerin kurtulmaları çok zor oluyor. Onlardan kurtulmak için o işlerle hiç uğraşmamak lazım. Bir de gerçekten sağlıklı olmak için iyi beslenmek, güzel bir uyku, dünyaya fazla dalmamak, haramlara dalmamak, nefsin her istediğini yapmamak, bunlar cinlerden korur ve doktorlara, tıbba güvenmemiz lazım. Yani onların verdiği ilaçları, tedavileri de olmak lazım. Çünkü insanların zihinleri yoruluyor. Pek çok hasta tip sokakta geziyor. Böyle cin peri gördüğünü inanarak gezenlerle dolu etrafımız. Allah her türlü şerlerden muhafaza buyursun. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ey göklerin ve yerin sahibi, bizi insan olarak yarattın. Eşrefi mahlukat olarak var ettin. Verdiğin nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla. Zulmetmekten zulme uğramaktan, haksızlık etmekten haksızlığa uğramaktan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan muhafaza eyle. İmandan sonra küfre düşenlerden eyleme. Hidayetten sonra sapıtanlardan eyleme. Dünyanın dört bir tarafında mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Kafirleri, siyonistleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah.
Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l Fatiha. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.